Hünkârım, Ayaz Paşa huzurunuza çıkmak ister. Hayırdır? Neymiş bu mühim mesele paşa? Ferhat Paşa hünkârım. Semendere'de de kendi düzenini kurduğu yönünde şikayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Aslı astarı nedir, araştırdınız mı? Bu husustaki hassasiyetinizi iyi bildiğimden huzurunuza gelmeden önce gerekli tahkikatı yaptım. Ne yazık ki şikayetler yersiz değil. Başka bir mevzu var mı? Yok hünkârım. Çekilebilirsin. Ne diyorsun İbrahim Paşa? Bu kaçıncı vukuat? Hünkârım, arzu ederseniz ben de bir tahkik... Lüzum yok. Nus ile yola gelmeyene etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yarın divanı topla. Bu mevzuyla alakadar olun. Bir de Ferhat Paşa'dan şikayeti olan bir kulumu getirtip dinleyin. Endişe buyurmayın. Gerekli hassasiyeti göstereceğim. Ayaz Paşa. Buyurun Müftü Hazretleri. Hünkârımız divana katılacaklar mı? Hasta yatağımdan kalktım geldim. Lüzum görmediler. İbrahim Paşa katılıyor. Yetmez mi? Devletli padişahımız öyle buyurduysa ne çare? Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. Paşalar, Zemilli Ali Hoca Efendi. Bugün divanımızda evvela Semendire Valisi Ferhat Paşa ile ilgili hususları konuşmak istiyorum. Semendire'den gelen kulu çağırın. Döksün bakalım derdini. İsmin ne? Yahya, Vezir-i Azam Hazretleri. Semendere'nin Ortabahçe köyünden 10 günlük yoldan geliyorum. Hoş geldin Yahya Efendi. Nedir derdin söyle bakalım. Dert çok, derman yok. Nasıl desem ki? Yahya Efendi korkma. Biz senin derdine derman olmak için buradayız. Bu divan Sultan Süleyman Han Hazretlerinin adaletinin tecelli ettiği bir makamdır. Korkma, anlat. Hünkârım, yeniçerileri anlamıyorum. Ben de gittim ocaklarına, bana çok sevgi ve hürmet gösterdiler. Hani beni seviyorlardı? Neden öldürmeye çalıştılar? Sarayı yakmaya kalktılar? Sevilmek güzel şey. Lakin bu yetmez tek başına. Korkmaları da gerek. Kulların seni hem sayacaklar hem de korkacaklar. Anladın mı? Ferhat Paşa gelir gelmez kanuni kadime aykırı yeni vergiler ihdas etti. Nalbaha diye ayak bastı parası istiyor. Selamlık,
cerime, pişkeş diye yeni vergi saldı. Ferhat Paşa'nın bize kestiği vergileri ödemek için 5 ineğimi sattım. 2 ineğim kaldı. Köydeki tavukları saklıyoruz gelip de elimizden almasınlar diye. Çoluk, çocuk, ihtiyarlar hep aç. Akçen yoksa canının değeri yok. Köyü yakarız diye tehdit ediyorlar. Rüşvetin haddi hesabı yok. Geçtiğimiz taş köprüden bile deli dumrul misali haraç istiyor askerleri. Hünkârımızın adaletini tesis edecek olan Semendire kadısı da olan bitene göz yummaktadır. Var mı başka diyeceğin? Hünkârımızdan, sizden adalet bekleriz paşam. Çekilebilirsin. Hünkârımız adaletiyle övünür her daim. Bu feryada kulak vermesi icap eder. Sizin bundan kuşkunuz mu var hoca efendi? İbrahim Paşa, vaktiyle söyledim. O zaman padişahımız cezalandırsaydı bu lafları duyup yüzümüz kızarmazdı. Daha evveli de var. Ferhat Paşa, Şehsuvaroğlu Ali Bey'in kellesini haksız yere aldığında cezalandırılmalıydı. Korundukça gemi azıya aldı. Riaya sultanımıza Allah'ın bir emanetidir. Riaya zulme uğrarsa daireyi adliye çöker. Adalet dairesi bozulursa devlet de zayıflar. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Er ya da geç, adalet yerini bulur hoca efendi. Semendire'ye, Ferhat Paşa'ya haber yollayın, tez gelsin. Meseleyle ilgili zinhar malumat verilmesin. Emredersiniz paşam. Bunun burada ne işi var? Birileri kulağına kar suyu kaçırmış olmasın paşam? Ferhat Paşa. İbrahim Paşa Hazretleri, nasılsınız? Biz seni Semendire'de görevinin başında biliyorduk paşa. Paşam, Beyhan Sultanımız gelmek isteyince ben de... Payitahta dönmek için kimden müsaade aldınız? Ben böyle bir müracaat hatırlamıyorum. Sende var mı böyle bir müracaat Ayas Paşa? Yok Paşa Hazretleri. Paşam... Sen usulleri bilmez misin paşa? İki elin kanda bile olsa müsaademiz olmadan yerini yurdunu terk edemezsin. Kusurumu bağışlayın paşam. Ben... Sen ne? Saraydan ayrılmam. Hop. Aldım kelleni. Olmaz, yapamazsın. Ben senin oğlunum, şehzadeyim. Ben senin düşman değilim baba. Yapmam. Yapamam elbet. Lakin düşman acımaz, kıyar. Sağlam durmak için eğitimini ihmal etmeyeceksin. Çok çalışman lazım. Hadi bakalım, baştan. Hünkârım. Şehzade. Hünkârı yeneceğim. Bekle paşa, sen de yeneceğim. Evvela biraz izin verin, talim edeyim o zaman şehzade. Hünkârım, divanda Semendire'den gelen bir kulunuzun dertlerini dinledik. Ferhat Paşa orada da etmediğini bırakmamış hünkârım. Kanuni kadime aykırı yeni vergiler ihdas edip Allah'ın size emaneti olan reayayı ezmiş. Çağırın gelsin gafil. Ben de öyle emir verdim.
Lakin Ferhat Paşa zaten buradaymış hünkârım. Nasıl? Az evvel arz odasının önünde karşılaştık. Ben de çok şaşırdım. Elbette ki geliş usulleri aykırı. Lakin Beyhan Sultanımıza getirdiğini söyledi. Bizden evvel Ecil'i çağırmış belli ki. Bahçeye bir şadırvan yaptırmak istiyorum. Önümüz yaz. Sıcaklarda serin serin otururuz. Bir de havuzu olur. Mermer köşke ineriz. Orası da ferah. Şehzadeler de gelir. Sultanım. Bakın size kimi getirdim. Beyhan, kızım. Ne iyi ettin de geldin. Validem. Çok özledim sizi. Merak ettim. Ben de Beyhan'ım. Neden haber vermedin geleceğini? Gel otur şöyle. Validem, isyanda olanları duyunca duramaz oldum. Hemen yola çıktım geldim. Gidip gözümle görmeden olmaz dedim paşaya. Sümbüla, Beyhan Sultan bu gece burada kalacak. Dairesini hazırlayın. Merak buyurmayınız validem. Sultanımız hamamdayken biz dairesini hazırlarız inşallah. Hünkârım. Aslanım. Sana bir müjdem var. Kim geldi? Duydum validem, Beyhan gelmiş. Sümbüla, Beyhan'a söyleyin. Hünkârımızı görmeye buraya gelsin. Acelesi yok validem. Onu görmek istemiyorum şimdi. Bu şekilde izinsiz gelmesi doğru değil elbet ama... Asıl mevzu bu değil validem. Ferhat Paşa'nın benim irademi içe sayarak aynı suçları işlemeye devam ettiğini tespit ettik. Atalarımın kanunlarına aykırı olarak halktan yeni vergiler alıp reayayı perişan etmiş. Kanuni kadime riayet edilmezse bu devlet nasıl ayakta kalır? Canını zor kurtardı. Buna asla cüret edemez. Şaibeli oluşundan faydalanmıştır biri. Şaibe yok validem. Ferhat Paşa yarın divan huzurunda yargılanacak. Eğer suçluysa hak ettiği cezayı alacak. Acele etme aslanım. Biraz daha düşün. Ben onun canını senin ısrarın ve kardeşimin huzuru için bir defa bağışladım. Ve ona bir fırsat daha verdim. Bak olana. Eğer bir kez daha bağışlarsam, işte o vakit benim iktidarım ve adaletim de tartışılmaya başlar. Ben ailem kadar kullarımın hakkını korumakla da yükümlüyüm. Yeminim var. Devlet-i Aliye'nin asırlardır süregelen kanunlarını hiçe sayarsam, rahmetli büyük atam Sultan Mehmet Han, rahmetli babam Sultan Selim Han, mezarlarında rahat yatabilirler mi? Ferhat Paşa idam edilirse Beyhan teskin etmemiz mümkün değil. O da ölür. Belki bağışlanır sultanım. Hiç sanmıyorum. Gel kızım. Keşke çocukları da getirseydin. Hasret kaldım. Bir dahaki sefere inşallah. Validem, Hatice nasıl? Onu da görsem rahatlayacağım. İyi, maşallah toparladı. Paşa da döndü Mısır'dan. Morali iyi. Haber gönderelim, gelsin. Vakit geç oldu. Yarın biz gideriz yanına. Sevinir. Hakkınız var. Kardeşimi sarayında ziyaret etmek icap eder. Ne iyi ettiniz de geldiniz sultan. Mustafa'yı gördüm az evvel. Nasıl büyümüş maşallah. Validem. Akkirman Sancak Bey'in size hediye etmiş olduğu cariyeler geldi.
Valide Sultanım. Bu Nina. Bu da Tanya. Rusya'dan gelmişler. Yukarı gözdeler koğuşuna alın. Alakadar olun. Baş üstüne sultanım. Gülfem, Hatice'm senden nasıl ayrıldı? Hiç sormayın. Çok zor ayrıldık. İçim titriyor hala. Yokluğuna intibak edemedim. O kadar da oldu gideli ama. Neyse ki iyi bir nedenimiz var. İçim rahat. Arada gidip geliyorum da zaten. O da geliyor. Hadi sohbete yolda devam edersiniz. Divandan karar çıkınca bana haber gönder hemen. Merak buyurmayın sultanım. Sümbül Ağa'yı da tembihledim. Sadık'a. Kaç gündür halini hiç beğenmiyorum. Yüzünden düşen bin parça. Bir sıkıntın varsa söyle. Hayır sultanım. Ben burada sizin yanınızda çok mutluyum. Validem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın kızım? İyiyim validem. Ablacığım. Çok sevindim. Sen de hoş geldin Gülfem. Hoş bulduk. Benim canım Hatice. Başına gelenleri duyunca duramaz oldum. Hemen geldim. Şükür iyisin. İyiyim ablacığım. Validem müsaade ederse seni Semendire'ye gezmeye götürürüm. Öyle güzel ki oralar. Cennet gibi. Muhteşem bir kalesi var. Kaleden Tuna Nehri'ne bakmanın keyfini sana anlatamam. Seni güzel misafir ederim. Seve seve gelirim. Çok da iyi olur. Gülfem, arka bahçeyi gezdirsene. Arka bahçe çok güzel. Görmeni istiyorum. Peki sultanım. Kalbim sıkışıyor. Öleceğim Hatice. Validem ne oldu? Ferhat Paşa'nın yolsuzlukları aslanımın kulağına kadar ulaştı. Öfkesini bir görseydin. Bir de izinsiz gelmiş. Paşa'yı bir kere kurtardım. Ama bu kez çok zor. Hatta imkansız görünüyor. Bugün divanda yargılanacak. Muhtemelen saraya döndüğümüzde paşa infaz edilmiş olacak. Eyvahlar olsun. Hünkârım. Neden buradasın Pargalı? Senin divanda olman gerekmiyor mu? Gitmeden evvel sizi görmek istedim. Kararımdan emin olmak mıdır niyetin? Beyhan Sultan. Henüz haberi yok. Her şeyin fazlası zarar Pargalı. Merhametin bile. Öyle ki gün gelir
O merhamete muhtaç kalır insan. Anladım. Müsaadenizle. Hünkârımız Ferhat Paşa'nın müsaademiz olmadan ve malumatımız dışında İstanbul'a gelmesini, ilaveten reayaya zulmetmesini, kendi iradesine ve devlet-i âliyenin kanunlarına karşı yapılmış bir isyan olarak görmektedir. İş bu suçun cezası kanunlarımızda bellidir. Hünkârımız bu cezanın bir an evvel tereddütsüz ve kat'i olarak uygulanmasını münasip bulur. Ferhat Paşa'nın işlediği bu onca suçtan sonra bir tek bu kabahatine mi cezayı münasip görüyor hünkârımız? Zemmili Ali Hoca, hünkârımızın iradesini yok saymak, sizin de daha önceden belirttiğiniz gibi Allah'ın hünkârımıza emaneti olan reayaya zulmetmek suçların en fenasıdır. Ayas Paşa, Ferhat Paşa'yı getirsinler. Ferhat Paşa, Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri divana gelmenizi buyurdular. Neden çağırıyormuş Paşa Hazretleri? Biz sizi divana götürmek için emir aldık. Benim evvela hünkârımızla görüşmem lazım. Sonra gelirim. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Hünkârım sana şerefinle yaşaman için bir fırsat sundu. Lakin sen bunun kıymetini bilmedin. Divan tarafından yapılan teftişte suçlu bulundun Ferhat Paşa. Şimdi de şerefinle ölmen için bir fırsat bahşedildi. Bari bunun kıymetini iyi bil. Paşa Hazretleri bağışlayın. Bir daha katiyen olmayacak. Merhamet edin paşam. Canımı bağışlayın paşam. Ağlar. İbrahim Paşa'm affet. Pargalı! Bırakın! Acı Pargalı! Yapma! Yardım,
sultanlarım. Valide sultanım. Gel Zümrüt. Kötü bir haber mi var valide? Saraya dönelim artık. Zira aslanım seni görmek istiyormuş. Validem, izniniz olursa ben de sizinle gelmek isterim. Doyamadım ablama. Gel Hatice. Sultanım. Ne oluyor? Hiç sorma Gülfem. Felaket. Büyük felaket. Sultan geldiler. Gelsin. Sultanı. Beyhanım, kıymetli kardeşim. Çok özledim sizi. Endişelendim. Endişelenme beyhanım. Mesut musun? Semendire'yi intibak edebildin mi? Çok mesudum hünkârım. Evlatlarım da pek sevdiler Semendire'yi. Alıştık. Huzurumuz yerinde. Payitahtta vuku bulan hadiseleri duyunca duramaz oldum. Ferhat Paşa'yı da zor ikna ettim. Geldim. Şükür iyisiniz. Hünkârım. Yüzünüzde derin bir kasvet var. Acı içindesiniz sanki. Bir şey mi oldu? Ferhat Paşa. Bugün divanda yargılandı ve cezası infaz edildi. Ne olacak şimdi validem? Ablamı nasıl teskin edeceğiz? Bilmiyorum Hatice'm. Lakin artık Beyhan bu sarayda kalacak. Acısını burada yaşayacak. Biz de ona destek olacağız. İdam mı? Ferhat öldü mü? Beyhan. Dokunma bana! Dokunma! Uzak dur! Ferhat! Allah'ım yardım et! Katiller! 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 Onu öldürdün! Sen öldürdün! Dışarı! Nasıl yaptın bunu? Kardeşine nasıl yaptın bunu? Nasıl
kimsin? Canımdan parçasın sen. Bundan böyle bu sayede benim yanımda kalacaksın. Siz benim hünkârımsınız. Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Ne hale gelmiştir. Allah'ım, sen evladıma güç ver. Beyhan, kızım. Biliyordun değil mi? Ferhat Paşa'nın öleceğini biliyordun. Mahsus götürdün beni Hatice'ye. Ablacığım, bırak beni! Sarılınca geçecek mi sanıyorsun? Evladım, sakin ol. Metanetini koru. Ben siz değilim valide. Siz katilsiniz. Hepiniz iştirak ettiniz bu katliama. Ben şimdi çocuklarıma ne diyeceğim? Babalarını katilini sorduklarında onlara ne diyeceğim? Senin kederini bırak ortak olalım. Burada bizimle kalacaksınız. Hepsi geçecek. Asla. Ben kocamın katilleriyle aynı yerde yaşayamam. Yalvarırım gitme. Bırak beni. Bu sarayda bir an bile durmam artık. Ben de kal öyleyse. İbrahim Paşa'nın sarayında mı? Ölürüm daha iyi. Beyhan yapma. Kalbim duracak. Etme kızım. Ablacığım. Acını anlıyorum. Lütfen. Anlayamazsın Hatice. Bir gün abim senin kocanın da kellesini alırsa işte o zaman anlarsın beni. Sultan bana ne dedi biliyor musun Pargalı? Siz benim hünkârımsınız. Lakin abim değilsiniz, ailem değilsiniz dedi. Hünkârım acıyla, öfkeyle söylenmiş lafın hükmü yoktur. İlk defa verdiğim bir karardan ötürü ailem zarar gördü. Kız kardeşim acı içinde, evlatları yetim kaldı. Bırak.
korkuyorum baba. Kana bulanmaktan, zalim olmaktan korkuyorum. Thank you.